Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, başkan. Merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında. Hoş geldiniz diyor. Ben de saygılarımı sunuyorum ayrı ayrı hepinize. Kendilerini idare edenlerden de çok fazla bir talepler olmaz. Bayramlarda olduğu gibi köylere, mahallelere, çizgi, halatı kurup, askerler herkes, ustada, köylere, ben birçok sadece köyün peşi dağıtımı değil de, yardımcısı, ben bütün ailemizin önünde, yok ki ben kaybolamadım, gerçekten çok mutlu. Burada hayvan seçimleri çok önemli. Bölgeye bir yolculuk seçilmesi çok önemli. İşte bu projelere tam bu iş yapıyor. Ayrıca tarım besleme ile ilgili veterinerlik hizmetleri ile ilgili de bir sorunumuz yok. O hizmetleri de daha verimli işlere Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, Tarım İl Müdürlüğü, geçen yıl işlemleri ve koyun içi hekimliği en güzel şekilde yapıldı. Sizlere bulunacağız. Bu anlamda değerli arkadaşlar, geçmişte atalarımızın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde değerli arkadaşlar, gelecek hazırlayacak seviyeye de getirilmesi gerekiyor. Eğer biz bu toprakların üstünde özgürce yaşıyorsak, ben sözümü daha fazla uzatmayacağım. Değerli arkadaşlar, Kantor'un Nergis soğanına kadar yüksek ürünlerin üretilmesi için, yani büyükbaş hayvanların için kaba yem desteğini yapacağız. 60 tane daha gidecek. Ama arzu eden, ihtiyacı olan birinin evinde kalmayacak. Biri için göndermiyoruz biz onu. Çaltı Bozkur'da, Silifke'de distilasyon makinası hediye ettik kooperatife. Üreticiler Birliği Başkanımız burada. Veteriner Hekimler Odası Başkanımız burada. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Daire Başkanı, mühendisleri hep buradalar. Hepsi burada. Çalışanları. Hem geçtiğimiz yıl hangi ilçelerden de sayıda vermiş, hem onlar nüfus. Toroslar'da hayvancılık yoğun yapılıyor ama Mescid'de, Yenişehir'de, Akdeniz ilçesinde Bozyazı'ya indiğiniz zaman kısmen ayrıcılıkta daha vereceğiz. Geçen yıl 6 üretici. Sayın Başkanımız Hakan Şanlı'nın için çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi proje paydaşlarımız, protokolümüz. Deyimlerimiz. Çekiyorum efendim, buradayız. Herkes burada, Her kuruş çok büyük emekle, alın teriyle elde ediliyor. Ben üretici kardeşlerime, çiftçi kardeşlerime çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü çalışan insanı seviyorum. Hayatım boyunca çalışan insanı sevdim. Böyle çok konuşandan ziyade az konuşup çok iş yapacak. Onun için çalışacağız. Biz de çalışan üreticilerimizi buluyoruz. Türkiye'de değerli konuşmacıların söylediği gibi bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu projeleri
öyle elinizin tersiyle itip geçmeyin. Bunlar çok büyük emek, çok büyük para. Bu işin içinde hile hurda yok. Bu işin içinde siyaset yok. Bu işin içinde herhangi bir dünya görüşünden, yaşam biçiminden, mezhebinden, meşrebinden dolayı bir ayrım yok. Biz istiyoruz ki köylerimizde gerçek üreticileri bulalım, onlara destek verelim. Bunun için çok titiz çalışmalar yapıyoruz. Bu 60 üreticimizin 27'si kadındı. 27 kadın üretici. Bu yılda 60 üreticimizin 34'ü kadın. Bak artmış. Sayı artmış. Bu kadınlara bir ayrımcılık yaptığımızı gösteriyor. Bu çalışmaları bilinçli olarak yapıyoruz. Kadınlar da kendi ayakları üzerinde dursun diyoruz. Kimseye muhtaç olmasın diyoruz. Çoluğuyla çocuğuyla bir işletme sahibi olsun. Ben gittim gördüm. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Kadıncağız çocuklarıyla. Bu insanlar fakir insanlar. Bu insanlar topraktan rızkını çıkarıyor. Koyundan sağdığı ya da keçiden sağdığı sütten, onun yavrusundan elde ettiği gelirden, yaptığı peynirden kıt kanaat gelir elde ediyor. Çoluğunu çocuğunun rızkını oradan çıkartıyor, eğitimini verdiriyor, her türlü ihtiyacını karşılıyor. Eğer emek en yüce değerse bundan daha büyük bir emek yok. Bu kadınlarımızın, bu hayvancılık yapan kadınlarımızın emeği tartışılmaz, çok büyük. Geçen yıl dağıttığımız 1500 hayvan, 60 aile, 712 yeni doğum yaptı. Bu hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Neden? Çünkü el yordamıyla bu projeler yapılmıyor. Bunun seçimi, hayvan seçimi çok önemseniyor. Bunlar itinayla seçiliyor. Yasalar çerçevesinde, teknik kurallar çerçevesinde bunlar belirleniyor. Ve aynı zamanda aşı hizmetleri, o hayvanların bakımı, sağlık hizmetleri bir bedel karşılığı değil. Bektaş Başkan burada hiçbir bedel almadan veteriner hekimlerimiz yap. İşte bir ülkenin kalkınması bu. Nasıl 100 yıl önce bu ülke düşmanlardan kurtarılırken herkes el birliği yaptı. Kadın demedi, kız demedi, efendim erkek demedi, çocuk demedi. Herkes el birliği yaptı. Köylü demedi, kentli demedi, fakir demedi, zengin demedi. Herkes el birliği yaptı. Bu ülkeyi biz el birliğiyle kalkındırırız. Bir taraftan hekimlerimiz, bir taraftan bu konuda söz sahibi üretici birliklerimiz, bir taraftan devletin tarım teşkilatı ve herkesin belediyesi, büyükşehir belediyesi. Her birimiz bir ucundan tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl rakamlarıyla bize bu projenin maliyeti 11 milyon lira. Geçen yılın rakamlarıyla helal hoş olsun. Sizin paranız, sizin için harcanıyor bunlar. Bu projede biz 1500 yeni hayvan aldık. Bunu dağıtacağız. Ama gelecek yıl yaklaşık olarak 500 civarında hayvan bizim şu anda üretici yaptığımız ailelerimizden bize alınacak. Geri eksiklerini biz yine satın alacağız, karşılayacağız ama 2023-2024 yıllarında devam eden yıllar içerisinde artık bu çiftliklerden, bu küçük işletmelerden, yani bizim oluşturduğumuz işletmelerden elde ettiğimiz hayvanları alacağız, yeni üreticilere vereceğiz. Bir yanda çark artık kendi kendini döndürmeye başlayacak. Biz yine yem desteğini, yine ilaç desteğini, aşı desteğini vereceğiz. Kısmetse darısı her seneye olsun. Bu proje bu yıl bitmiyor. Daha 3 yıl var. 2022, 2023, 2024, böyle devam edecek. İnşallah çok daha etkin, sonuç alıcı, kentimize, kentimizde üretim yapan insanlarımıza fayda sağlayacak, ülkemizin ekonomisine katkı sunacak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek üretim odaklı bu çalışmalarımız büyükşehrimizle beraber
diğer kurumlarımızla beraber artarak devam edecek. Bak böyle artacak. Böyle kalmayacak. Böyle hiç olmayacak. Günü kurtarmak için değil. Ben bir söz söylüyorum, Allah Allah diyorlar. Bir siyasetçi bunu kullanır mı? Ben siyasetçiyim. Doğru. Fena da değil. Yıllarım siyaset içinde geçti. Ama ben bir belediye başkanıyım. Siyaset içinde belediye başkanlığının anlamı farklıdır. Belediye başkanı kentin belediye başkanıdır. Belediye başkanı bütün partilere oy veren vatandaşlarının belediye başkanıdır. Belediye başkanı herkesi kardeşi gibi, abisi gibi, babası gibi, ablası gibi, kız kardeşi gibi, anası gibi kucaklamak zorundadır. Bu nedenle şunu söylüyorum. Seçimlerde 2024'te inşallah yerel seçimlerde kısmet olur. Aday olduğumuz takdirde, partimiz tarafından aday gösterildiğimiz takdirde hiçbir yurttaşımın oyunu istemeyeceğim. Bana oy verin demeyeceğim. 5 yıl size hizmet ettim. Hizmetlerimizden memnunsanız bizi destekleyeceksiniz. Tekrar göreve getireceksiniz. Biz aynı şevkle, aynı anlayışla, aynı duygularla hizmete devam edeceğiz diyeceğiz. Allah bize o günleri göstersin. Sizler bizi belediye başkanı yaptınız. Allah herkesten razı olsun. Allah bizi mahcup etmesin. Yolumuz açık olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunu gurur duyarak söylüyorum, Mersin'e bir altın çağ yaşatmaya başladı. Bunun da mimarı Vahap Seçer. Hiç böyle yüzüne karşı bir övülmez demeyin. Ve kesinlikle kesinlikle marifet ittifata tabi. Topraklarımızın gerçek sahibi köylülere destek olarak bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde Damızlık Koyun Keçi Üreticiler Birliği ve kamunun, sivil toplum kuruluşlarının birlikte aslında yapmış oldukları bu "Hadi gel köyümüze destek verelim" projesi Türkiye'ye bir örnek proje. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı en önemli şey, Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu kalkınma planını Mersin'de uyguluyor. Ne iş yaparsanız yapın, eğer samimi olmazsanız başarılı olamazsınız. Ve bu projede Büyükşehir Belediye Başkanımız samimi bir şekilde kırsala, köylere, ben birçok, sadece koyun keçi dağıtımı değil, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın birçok projesine ben bizzat sahada şahit oldum. Ve ayrımcılık dedik, bu projeden faydalanan kişiler tamamen kırsalda yaşayan yörük kardeşlerimiz, hayvancılık yapanlar ve dağıtım esnasında da hiçbir ayrımcılık yapılmadığını ben bizzat gözlemledim. Tekrar tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu projeye el atarak ve tarım hayvancılık manasında destek vermesi bizleri gerçekten onurlandırıyor. Başkanımızın bir de ziraat mühendisi olması böyle durumlarda daha verimli işlere el atmanın önüne de yol açıyor. Ben de girişimci ve yetiştirici olarak böyle bir projede yer almak beni çok mutlu ediyor.